Suriye'de yeni gelişmeler var. Her an yeni bir gelişme oluyor. Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından en az 800 noktayı vuran ve rejimden kalan askeri kapasitenin tamamına yakınını imha eden İsrail, ilerleyişini bölgede sürdürüyor. İsrail'in Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha ele geçirdiği duyuruldu. Ayrıca önceki 60'tan fazla yeni hava saldırısı da düzenlendi. İsrail, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından ülkeye hem karadan hem de havadan saldırmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Suriye'nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra, Beytelcin ve Megarmir köyleri İsrail güçlerince işgal edildi. İsrail gazetesine göre İsrail şu anda Suriye topraklarındaki 7 köyde faaliyet gösteriyor. Gazetenin haberine göre İsrail ordusu terör örgütlerinin bölgeye ulaşmasını engellemek için bölge organize bir devlet oluşumuna teslim edilene kadar bu köylerde kalmayı planlıyor. İsrail ordusu 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye saldırmaya başlamış, rejim ordusundan kalan askeri altyapının tamamına yakınını imha etmişti. Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki işgalini genişleten İsrail, işgali daha da ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar girmişti. İsrail dün yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu bir açıklama yapmadı ancak Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, İsrail'in 60'tan fazla yeni hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Humus, Dera, Süveyda'daki askeri tesislerle Şam yakınlarındaki Kalamun Dağları'ndaki askeri depolar vuruldu. Hama havaalanındaki hava savunma sistemlerinin de vurulduğu belirtildi. El Cezire kanalının aktardığına göre İsrail'in Esad'ın devrilmesinden bu yana ülkede düzenlediği hava saldırılarının sayısı ise 800'ü bulmuş durumda ve Şam havaalanının da çarşamba günü açılacağını sizlerle paylaşalım. Ve Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Suriye'de yeni yönetim talep ederse Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu söyledi. Türkiye için öncelikli başlık PKK-YPG'nin tasfiyesi dedi. Milli Savunma Bakanı Ankara'da medya temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında buluştu. Suriye'deki son durumu değerlendiren Yaşar Güler, yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız dedi. Türkiye'nin PKK-YPG'nin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına asla izin vermeyeceğini belirten Güler, öncelikli konumuz terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu Amerikalı dostlarımıza da açık ve net bir şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye dışından gelen örgüt mensuplarının Suriye'yi terk edeceğini belirten Güler, Suriyeli olanların da silahlarını bırakacağını söyledi. Yaşar Güler, Suriye'deki Türk varlığı içinde amaç terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktır. Gerekli şartlar oluştuğunda Suriye'nin yeni yönetimiyle bu konular görüşülüp tekrar değerlendirilebilir dedi. Savunma Bakanı Süleyman Şah Türbesi'nin Karakozak köyündeki asli yerini taşınmasıyla ilgili olarak da sahadaki duruma göre hareket edeceklerini söyledi. Suriye'de Esad rejimini deviren gruplardan cihatçı Heyet Tahrir Eşşam'ın lideri Ebu Muhammed El Colani, yani ya da artık kullanılmaya başlandığı gerçek adıyla Ahmet Hüseyin El Şara, kendisine ait ilk fotoğraf 2016'ya ait ve bugüne gelinceye kadar nasıl bir değişim geçirdiğini gösteriyor bizlere. Bir imaj değişikliği var. Medyada da bir imaj çalışması yapıyor kendisi. Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor dedi. İsrail'in bölgedeki gerginliği artırdığını da ifade etti ve İran halkına düşman değiliz açıklamasını yaptı. Devrimci değil devletçi olma zamanı. Bu sözler cihatçı Heyet Tahrir Eşşam'ın lideri Ebu Muhammed El Colani'ye ait. İlk kez bir televizyon röportajında konuşan Colani, Suriye'nin yeniden inşası için hukuk ve kurumlara dayalı bir devlete işaret etti. Suriye'de Esad rejimini deviren gruplardan HTŞ'nin lideriydi. Son yıllarda cihatçı kimliğinden sıyrılmaya çalışan Colani, ılımlı lider imajından ödün vermiyor. Suriye TV'de ilk kez televizyon röportajını veren Colani, Şam'ın trajik koşullara maruz kaldığını, yıkımın da her yere yayıldığını belirtti.
Jolani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye Devleti'nin yetkisi altında olacağını söyledi. PKK-YPG ile ülkedeki Kürtler arasındaki ayrıma da vurgu yaptı. Jolani, İsrail'in bölgedeki gerilimi arttırdığını belirterek, argümanları artık dayanıksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor dedi. İran'ınsa bölgede yayılımcı proje yürüttüğünü dile getiren Jolani, "İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla," dedi.